Ses! Bizimkilermiş komutanım. Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan. Binbaşı Barış Kalender. Komutanım, yeni ilçe karakol komutanımız komutanım. Hayırlı olsun komutanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yiğit Yüzbaşı. Dinlerin geçiş yolları belli değil mi Ergun Başçavuş? Nasıl oluyor böyle bir yanlışlık? Ergun Başçavuş'un bir kabahati yok komutanım. Biz birkaç gündür dağlarda çatışmadaydık. Merkezle irtibatı kesmiştik. Yakaladınız mı hepsini? Hepsini, tek tek. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Eğer müsaadeniz olursa bu akşam karakolda kalmak istiyoruz. Herkes oldukça yorgun. Ne demek? Şeref duyarız. Araçla götürürüm sizi. Yer varsa seve seve. Biraz sıkışacağız ama yani yürümekten iyidir. İyidir komutan. Hadi gidelim. Gözünüzü dört açacaksınız arkadaşlar. Bir dahaki sefer karşınıza çıkan dost olmayabilir. Komutanım bir şey ister misiniz? Çay kahve? Kant getir bana oğlum, kant. Bir de battaniye getir, yastık getir, burada kalacağım. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Komutanım müsait misiniz? Gel Yiğit gel. Bu Hasan Takya kahvesi köylerde üretiliyor. Öyle mi? Tutursana. Orhan Yüzbaşı seni devrenmiş öyle mi? Evet komutanım. Okulda aynı koğuştaydık. Bunlar çekmecede kalmış. Belki ailesine sen vermek istersin diye düşündüm. İyi adamdı. İyi askerdi. Allah rahmet eylesin. Amin. Biz ölmeye, öldürmeye talimliyiz de işte. Olan bu çocuklar oluyor. Sizin çocuğunuz var mı komutanım? Var. 8 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Senin? Yok. Benim yok komutanım. Orhan Yüzbaşı'nın şehit olduğu eylemin ardında Çiğan Kodaklı teröristin olduğunu rapor etmişsin, okudum. Evet. Kafama takılan bir şey var. Bu adam hep Irak sınırına yakın bölgelerde eylem yapmış bugüne kadar. Şimdi bunlar üst düzey adamlarını neden bölgesinden bu kadar uzağa yollamışlar? Hiç merak etmeyin komutanım. Onu yakaladığımda bizzat soracağım kendisine. Müsaadenizle. Kahveciye tekrar teşekkür ederim. İlk fırsatta deneyeceğim. Afiyet olsun komutan.
bahçesiymiş. Baksana kocaman çok güzel bir bahçemiz var. Şu an olduğun yer bizim mutfağımız. Burası. Burası bizim mutfağımız sevgilim. Salondayız. Baksana kocaman bir salonumuz var. Şurası bizim yemek masamız. Burada koltuğumuz var. Burada da televizyonumuz. Yatarak televizyon seyredebiliriz. Burası bizim yatağımız. Çok rahatmış. Gel biraz da ben seni çekeyim. Ah, çok yakışıklısın. Hepbook, ne yapıyorsun? İn oradan. Niye? Çocuğun yatağına basıyorsun. Ne ara geldik çocuk odasına? Sevgilim, ikinci yılımız olmak üzere artık. Gel. Size acil kodlu bir arama var komutanım. Olsun. Herkesi uyandır. Acil çıkıyoruz. Hadi. Gel. Çok mu kötü komutanım? Ya hiç sorma, şu kanepe mahvetti beni. Ne bu, hemen tesir eder mi? Yani. Eğer daha hızlı tesir etsin istiyorsanız bir kas gevşetici iğne yapabilirim. Aman doktor, ne iğnesi ya. İğne mi nesimiz. Kurşun yemeye alıştım. İğne yemeye alışamadım. Çarşıya mı gidiyorsun? Evet komutanım. Kerem. Yiğit yüzbaşılar. Karakolda mı hala? Hayır komutanım. Daha gün doğmadan çıkmış onlar. Evet beyler. Çiyan'la ilgili istihbarat aldık. Almaya mı gidiyoruz yoksa komutan? İnşallah olur. İnşallah. Çok bile yaşadı çok. Mühimmat ve yiyecek desteği için bu köye geleceklerinin bilgisini aldık. Ne zaman geleceklerini bilmiyoruz. Konuşlanıp bekleyeceğiz. İnşallah gelir. İnşallah gelir de. Hadi bakalım. Parkuru bayağı yıpranmış, yargın başlamış. En kısa zamanda elden geçirelim. Emredersiniz komutanım. Atışlar ne durumda? En son denetlemede atış yaptırdık komutanım, Eylül'de. Eylül. Derhal hazırlık yapılsın. Haftaya askerin durumunu görmek istiyorum. Emredersiniz komutanım. Ne güzel ses, kim bu? Komutanım, o... Alın ne asker? Hüsnü Ozanoğlu, Sivas. Emret komutanım. Suçu nedir? Komutanım, nöbette havaya ateş açmış. Bütün bir şarjörü boşaltmış. Ben de maazallah kendine sıkar diye korktum, buraya koydum. Derdin ne oğlum senin? Her bir mermide bu ülkenin şehitlerinin, öksüzlerinin hakkı var. Komutanım. Orhan Yüzbaşı vurulduğunda yanındaydı. Komutanım koruyamadım diye dert etmiş. Orhan Yüzbaşı benim önüme atladı komutanım. Ben bir şey yapamadım. Oh. Rapor yazdınız mı? Yazdım ama yollamadım komutanım. İyi etmişsin. Çıkarın askeri. Emredersiniz. Oğlum aç kapıyı. Gel buraya.
Bak evladım. Hiçbirimiz ölenle ölecek durumda değiliz. Böyle bir kuşumuz yok. Benim bu karakolda her bir askere ihtiyacım var. Ama kafası sağlam, yüreği sağlam askerlere. İstiyorsan hava değişimi yazayım göndereyim memleketine. Yok gözün çürükteyse bir yolunu bulur. Temelli gönderirim evine. İstemem komutanım. Şöyle. O zaman toparla kendini. Orhan Yüzbaşı'nın hatırasına yakışır bir asker ol. Emredersiniz komutanım. Hadi geçelim. Yanına bir asker verin çarşıya çıksın biraz kafasını dağıtsın. Emredersiniz komutanım. Ah. Çocukların böyle olayları atlatması çok zor. Rehabilite etmeden eve göndermemek lazım ama işte. Ah. Ya bu Asteğmen ne yaptı? Uyduruktan bir ilaç mı verdi bana? Hiçbir işe yaramadı. Ah. İğne vurmadı mı komutanım? Ne iğnesi? İğne mi ne yok? Hoşlanmam ben. Madem öyle bu işin tek çaresi var komutanım. Bizim Zühtü. Zühtü? Aa, yavaş bir adam kanımı çıkardım. Bak, vallahi buldum tam burada bak takır takır öpüyor. Sen fena tutulmuşsun ya. Bu hemen geçmez ha. Bence sen yarın da gelmeyesin. Ne oldu? İşi gücü bırakalım. Her gün hamama mı gelin? Ha, doğru diyorum. Olmaz tabii. Maşallah. Burada mısın sen Zühtü? Doğma büyüme Elmalılıyım komutanım. Benim babam da Elmalılıydı. Onun babası da. Onun babasının babası da. Onun babasının babasının... Anladım kısa kes. Herkesi tanıyorsun yani. Tanımam mı komutanım ya? Benden habersiz kuş uçmaz buralarda. Evet evet komutanım. Kendisi buranın muhtarı sayılır. Muhtar da neymiş? Olsam kaymakam olurum ben. Elin kadar çenen de kuvvetliymiş maşallah. Boynumun ağrısı geçti, başımın ağrısı başladı. Ona ne yapacağız? E tabii. Deri nefes almıyor. Kafaya kan gitmiyor yeterince. Ah ben sana şöyle bir kese atacaktım ki. Vallahi böyle parmak gibi kiri çıkarırdım. Oo. Fena yerden darbe almışsınız komutanım ya. Bu kadar masaj kafi. Başçavuşum saatler olsun. Sağ ol Zühtü. Al bakalım. Ne? Yok ya. Vallahi yok. Olur mu? Ya. Komutanım saatler olsun. Eyvallah. Eline sağlık Zühtü. Nasıl? Rahatladınız mı? Rahatladım da dışarı çıkıp bir hava alsam daha iyi olacak. Tanıdınız mı? Akman Paşa değil mi o ya? Evet komutanım. Albaylık zamanında burada iyi jandarma komutanlığı yapmış da. Ben albaylıktan beri tanıyorum Akman Paşa'yı ya. Vallahi bak esas bunu tanıyabileceğiniz mi? Cevat Paşa. O zaman yarbaydı. Sağ olsunlar beni kırmadılar. Hepsiyle tek tek resim çektirdim. Yani komutanım vallahi kısmet adamsın. Benim kese attığım adam paşa oluyor. komutanım bir resim şey yap. Efendi. Efendim. Bana bak, seni ilçe karakolunun yeni komutanıyla tanıştırayım. Barış Binbaşı. Hoş geldin komutanım. Hoş bulduk, sağ ol. Ya bana bak, senin gazeteye de haber olur. Şöyle komutan ilk olarak Balaban Hamamı ziyaret etti diye. Bir resmi bizi çeksene. İşim var şimdi, sonra çektiririz. Ne gazetesiymiş bu? Elmalı Postası. Bunun dedesinden kalma bir makinesi var. Bütün gün tıkır 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 onunla vakit geçiriyor işte. Şuna da öğreteydin ya biraz efendiliği. Memnun oldum. Hadi her gün gidelim. Komutanım, burası sizin yeriniz. Hizmette sınır yoktur. Vallahi çıkın gelin. Çekinmeyin yani. Barış Binbaşı. Ya adam gibi adam be. Kaçar gibi gidiyordu. Yordun değil mi adam çenenle?
Ya bırak şimdi kıskanma. Belki senin dükkana da gidip bir gün tıraş olur. Subhanallah. Oh! Doldum, doldum! Oğlum, okula kadar gidiyorum ben. Bir saate dönerim, tamam mı? Tamam usta. Abi bizim oraları çok özledim ben. Özlenmez mi? Burnumda tütüyor ha. Bak geçen gün rüyamda bizim evdeyim. Anacığım dalaganlı börek yapmış. Dalagan? Ha, ısırgan otu. Börek mi yapılıyor ısırgan otuyla? Hanım yapılmaz mı? Hem de nasıl güzel oluyor biliyor musun? Şimdi bak bu börek böyle rüyamda fırından yeni çıkmış böyle dumanı üstünde püfür püfür tütüyor, tamam mı? Ben de tabii rüyada olduğumun farkındayım ama dalıyorum böreğe. Kıyamam ya, senin çıkta kalmış da hiç mi? Yine yiyorum yiyorum bitmiyor yani. Dalıyorum böreğe, tabakta bir tane daha var. Dalıyorum bir tane daha var. Doymuyorum da bir tarafta. Sen beni dinliyor musun abi ya? Gel gel. Abi nereye? Gel gel, güzel bir yere gel. Kolay gelsin Ahmet. Sağ ol Şirin, günaydın. Günaydın. Abi biz nereye gidiyoruz söylesene ya. Dur be oğlum be, bir dur be. Ay ne güzel yapmışsın. Hepsi renkli renkli. Benim de bir katkım olsun istedim. Satılmak için. Buradan gelen parayla durumu olmayan kız arkadaşlarınızı okutacağız. Paramız var öğretmenim. Hmm, öyle mi? İyi hadi bakalım. Tanesi 1 lira. Süper. Biz niye geldik buraya? Ne yapıyoruz? Şu kız tanıyor musun Necmi? Nasıl yani? Biz buraya bir kız yüzünden mi geldik abi? Bir dur, ben bir GBT'sini sorup geleyim. Ya ne bakıyorsun? Tanımıyorum ya. Bak istersen şu Şahin Çelebi'den bir sorup öğrenirim. Yok yok. Dur şimdi, karıştırma ortalığı. Gerek yok. Son bir aydır görüyorum kasabada. Ne zamandır konuşmak için fırsat kolluyorum ama bir türlü denk getiremedim. Seher, gel bakalım. Bakalım. Sana da ayrıca getirdim. Ama ben bunları yemem Şirin abla. Bu sana özel, şekersiz. İnternetten bakıp yaptım. Al. Yapmışsın yine Şirin. Ben için otur muyum seherime? Eline sağlık. Seherimin sana diyeceği varmış. Seni çok seviyorum Şirin abla. Ben de seni, bir tanem.
Tabii güzel kızım. Akıllı kızım benim. Al, hadi. Diyor ki bana, diğer çocuklar birer lira verdiler tanesine. Bize verelim. Böyle şeyler de hiç kaçırmaz. Maşallah çok hisli, çok zeki bir çocuk. İnşallah o da senin gibi okusun. Hayatta tek dileğim bu. Ya bak Kerem'im, Aslı Yemen'im. Belli ki bu kız kasaba eşrafından birinin kızı. Durduk yere başını belaya sokma bence. Niye belaya sokayım ya? Ne, bir şey yapmayacağım ki. Oturup konuşacağım bedenice. Vallahi burası küçük bir yer. Söz olur, sonra da başına dert olur ha. Olsun. Ben yine de bir şansımı deneyeceğim. İyi. Doktor bey, kermesimize şeref verdiniz. Vallahi sizi burada göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Ya olur mu hiç öyle şey canım? Ben duydum ki şey yararına... kızlarımız yararına güzel bir şey yapıyormuşsunuz. Ben de hemen koştum geldim tabii. Güzel güzel. O zaman buyurun. Alışveriş yaparken bir fotoğrafınızı çekelim. Olur mu hiç öyle şey canım? Şurada bir yardım yapacağız, hemen gazeteye koyacaksınız. Koyacağım tabii. Tabii koyacağım. O elini cebine atmayan pintiler görsün Türk askerinin cömertliğini. Tamam görsün görsün, çok güzel de ben... Komutanı gazeteye koymak lazım. Komutanı getireyim, komutanı koyalım. Hayır, o zaman gazeteye. Hayır, hamamdan yeni çıktı, pelt etmiştir Zühtü onu. Gel sen kırma beni, gel. Tamam, gel, komutanı gel, koyalım ya gazeteye. Gel, ayıp olur, gel, vallahi ayıp gel, olur. Gel, köle alışveriş yaparken bir fotoğraf çekelim. Gelen giden yok. Sabırlı ol. Gündüz vakti zor. Yemez tabii. Anca karanlıkta hareket mi ediyor sırtlanlar? İnşallah bugün biter, bu işte gideriz buralardan. Hayırdır Bahçavuş? Randevunuz mu var? Çocukları özledim be komutanım. Burnumda tutuyorlar. Şöyle birkaç günlüğüne eve dönsek ne güzel olur. Birkaç gün yeter mi Bahçavuş'um ya? Şöyle bir 15 gün gitsen. Ne yaptınız komutanım? 15 gün çok fazla. Çocuklar her gün tepemde, 3 günden sonra başım tutuyor vallahi. Sen de tek seferde 300 yapmasaydın. Vallahi o planlı değildi. Bu sefer sözünüzü tutun artık komutanım. Bak bir günü ne de olsa misafirliğe bekliyorum. Olmaz o iş. Ya niye ki? İyi kız. Güzel de. Nedat Başçavuş. Baldızıyla ayarlayacakmış da beni. Bacanak olsak fena mı olur komutanım? Ha? Baldızına yazık edersin Medat. Bu herifte koca olacak tip var mı? İzmir'in kızları arkasından gün sayıyorlardır. Komutanım siz de beni iyice zampara yaptınız ya. İyi misin? Cihan'ın evin içinde olduğu teyit edildi. Köy içinde de kısmi hareketlilik var. Evin içinde 8 silahlı adam, bir kadın, bir çocuk. SİHA'yla vuramayız. Biz yeteriz. Elektrikleri kesin. Temiz. Beni koruyun.
İçeridekiler silahlarınızı atıp teslim olun. İçeri davet ediyorlar komutanım. E hadi o zaman. Açın elektriği. Cihan yok. Nasıl yok ya? Yok usta. Eşi hala bu. Araca götürün. Korkma korkma. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun sen? Üçüncü sınıf. Biz geldikten sonra evden çıkan kimse oldu mu? Kadınla çocuğu aracı alın. Aç. Olsaydı şimdiye kadar ciyaklardı. Aç. Dikkatli ol, tuzaklamış olabilirler. Affedersiniz komutanım. Zühtü gelmişti komutanım. Sizi görmek istiyor Nizamiye'de. Kim? Bizim hamamcı vardı ya komutanım. Zühtü. O. Sabah bekleyememiş mi? Vallahi acil diyor komutanım. Bilmiyorum. Açalım kapıyı.
Senden kurtuluş yok galiba Zühtü. Hayırdır gecenin bu vakti? Komutanım, büyük olaylar çıkacak. Vallahi çok büyük olaylar çıkacak. Ne diyor Bergun? Bilmiyorum komutanım. Ne oldu Zühtü? Yahu postacı Namık kız kaçırmış. Hem de Selvi'yi kaçırmış. Hangi Selvi bu? Ziya Cevran'ın kızı Selvi. Ziya Cevran'ın kızı mı? Komutanım, Ziya Cevranlar bu bölgede çok nüfuslu bir ailedir de. Annesi babası nerede bu Namık'ın? Komutanım, babası rahmetli oldu. Annesi de Mersin'de kızının yanında yaşıyor. Allah'tan orada yaşıyor. Yoksa bu herif gider onun da evini basar. Nereyi basıyor canım? Dağ başı mı burası? Komutanım, Ziya Cevran biraz burnunun dikine giden bir adamdır da o yüzden. İyi. Gidip görelim bakalım şu Ziya Cevran'ı. Siz burada kalın. Tetikte olun. Hoş geldin hamamcı. Yeni komutan da takmışsın peşine. Ama nafile. Ziya Cevran evde mi? Evde. Git çağır gelsin, bir konuşalım bakalım. Aman çağır. Kim bu? Ferit, kızın abisi. Zırtonu'ndaki işte. Zırtonu. Bu nedir ya? Bu nedir? Askere geldiğimden beri hep bir aksiyon vardır, hep bir olay vardır ya. Hoş gelmişsin komutan. Hoş gördük. Ziya Cevran. Tatsız bir şeyler olmuş. Bir geleyim, hatırınızı sorayım. Yapabileceğim bir şey var mı diye bakayım dedim. Sağ ol. Eksik olma. Ama bu mesele bizim meselemiz. Ya nedir bu kadar adam ya? Ha? Savaşa mı hazırlanıyorsunuz? Kızımı almaya hazırlanıyoruz. Bu işler böyle çözülmez Ziya Cevran. Bak daha yeni tanıştık. Hemen aramız bozulmasın, öyle değil mi? Sana söz. Kızını bulup sana getireceğim. Sen sadece evinde bekle. Senden ricam. Yoluma çıkmazsan bozuşmayız komutan. Sen şimdi benim sözüme itibar etmiyor musun? Sözüm başım üstüne. Ama törem ne diyorsa ben onu yaparım. O zaman hazırlıklı olun. Ben de kanun bana ne emrediyorsa onu yaparım. Elimizden geleni ardımıza koyalım.